Ve motorumuz yüklü. Gördüğünüz gibi yola çıkıyoruz şimdi. Şöyle kendimi de çekeyim. Motor yüklü. Şimdi Frig Vadisi'ne doğru yola çıkacağım. Yolda diğer arkadaşlarla da buluşacağız ve 2-3 günlük Frig Vadisi gezimiz başlayacak. Frig Vadisi'ne yolculuk başlıyor. Şimdi İzmir'in sıcağından ve trafiğinden kurtulmaya çalışarak geçireceğim anlar sizle baş başa olacak. Yolculuk başlamış oldu. İzmir denince artık son zamanlarda trafik de denmeye başlandı. Trafik akıllarda ciddi yer etmeye başladı. Şimdi bazı bölgeler var. Oralar kesişim noktaları. Çıktığım saatlerde göz önünde bulundurulursa, bir de cuma günü olduğu düşünülürse tabii ki o sıkışan noktalar motorlu olmanın avantajıyla hızlı bir şekilde atlatılarak geçildi. Burada Bornova Belkavi'yi aşıyorum şu anda ve Kemalpaşa'ya doğru giden yoldayız. İleride Turgutlu'da, şu an gördüğünüz Opet'te Cem abi ile buluştum ve istikametimiz Frig Vadisi, yani Afyon, Kütahya, Eskişehir üçgeninde kalan bölge. Biz yolda Batuhan'ı da alacaktık. Batuhan Manisa'da oturuyor. O Kırkarşı tarafından yola çıktı ve Salih diye doğru indi. Biz Cem abiyle buluştuk ettik diyeseye kadar o da ufak ufak yola devam etti. Yol üstünde buluşuruz diye durmadık. Hareket halinde olalım. Herhangi bir sıkıntı olursa ona göre de çözümü ararız dedik. Burada Cem abinin çantayı düzeltmek için petrolle durduk. O sırada yanımızdan da bir tane araç geçti. Korna çaldı. O da durdu. Bagajı açtı hemen. Bir elinde bir tane poşetle geldi. Bize anlattı etti. Cem abinin üstündeki mont siyah olduğu, motor da siyah olduğu için fark edilmesi zor olduğu dedi. Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Ankara'da kulüp başkanıyım dedi. Ve bize kendi kulübünün yeleğini verdi. Yani Cem abiye verdi. Ben zaten trafik polisi gibi gezdiğimden dolayı benim görünmeme gibi bir şeyim yok yani. Kask desen, mont, pantolon, her türlü kendini belli ediyor. Motor da zaten beyaz. Gene sıkıntı yok. Çantalarda reflektörler vesaire derken bayağı ben parıl parıl geziyorum yani. İşte Batuhan'la buluşacağımız yere artık yaklaştık. Burada Opet'te Batuhan'la buluşuyoruz. Onunla da ayaküstü biraz sohbet ettik, dinlendik. Depolarımızı doldurduk. Ondan sonra da yolumuza tekrar kaldığımız yerden devam ettik. Şimdi ilk istikamet Uşak. Uşak'a varıp ardından tekrar Afyon istikametine devam edecektik. Burada yolda bir tane de motorcu arkadaşla denk geldik. Onunla da ekip olduk yani. O da bize takıldı. Peş peşe devam ettik. Burada sol tarafta kalan bölge, karşıda ve solda kalan bölge Kula Peribacaların olduğu bölge. Arka taraftan bir tane yol gidiyor ve tekrar ana yola çıkmanızı sağlıyor. Peribacalarını görebiliyorsunuz. Oldukça keyifli ve güzel bir bölge. Ben şahsen tavsiye ederim yani, ana yoldan sapın, o yolu gidin. Hem o yolun güzelliğini görün, hem de peribacalarını göre göre gidin yani. Burada Uşak'a varmak üzereyiz artık. Bayağı yaklaştık. Zaten şimdi Uşak Üniversitesi'nin olduğu bölgeye geçiyoruz. Uşak'taki battı çıktılara geçtik. Uşak'ın çıkışına geldik ve artık aradaki kasaba ilçe olan bölgelerdeyiz. Şimdi yol bitmiyor tabii ki. Daha Afyon bölgesi var. Ben burada biraz mesafeyi açmıştım. Ekibi bekledim. Onlarla geldikten sonra tekrar yola düştük. Afyon'da karnımız da acıkıyordu. Yani az buçuk birbirimizle de el kol hareketleriyle anlaşabiliyoruz.
açlığımızı birbirimize aktarınca Afyon'da durmaya karar verdim ben. Zaten bu bölgeleri çok iyi biliyorum. Sürekli gidip geldiğim güzergahlardı burası. Öyle olunca hemen Afyon girişinde Kolaylı dinlenme tesislerinde durmak için ben kendimi sağa attım. Ekip de kendini sağa attı ve Kolaylı dinlenme tesislerinde durduk. Burada da çok garip bir olay oldu. Motoru buraya park etmeye çalıştık. Görevli geldi, buraya park etmeyin, kenara park edin gibi böyle konuştu. Ondan sonra biz de dedik yani bu da araç, o da araç. Biz burada 3 tane 4 tane motorluyuz. Ne demek yani hani bunu al oraya koy der gibi. Ondan sonra yani biz oradan kovar gibi davranan adam daha sonra geldi motorların kaçlık olduğunu, kaç bastığını, ne yaktığını vesaire sormaya başladı. Orada otururken de bir tane Dominar merakı olan birisi geldi. Bir tane de TRK meraklısı birisi geldi. İşte onunla da ayaküstü böyle konuşma imkanımız oldu. Sorduğu, ettiği, merak ettiği şeyleri aktardık. Daha sonra biz yolumuza devam ediyoruz tabii burada. Artık Firk Vadisi yoluna doğru gidiyoruz. Şimdi biz bu yola döndük. Daha sonra bir anda böyle bir yağmur bulutları geldi. Bir anda böyle bir sulu bölgeden geçtik. Ne olduğunu anlamadık. Tekrar güneş açtı. Bu Gazlı Göl bölgesindeyiz burada. Hemen dedik duralım. Bu bölgedeki son Opet'in yakıtını alabileceğimiz yer. Yarın da gezeceğiz. Yakıt durumu ne olur ne olmaz belli olmaz. Biz buradan dolduralım, full depo gidelim. Yarın da yakıt sıkıntısına düşmeyelim dedik. Ondan sonra yakıtımızı doldurduk ve tekrar yola çıktık. Burada da bir ufak bir molamızı verdik yani. Şimdi yol ileriyi görüyoruz tabii. İlerisi çok güzel gözüküyor. Ben şimdi bu bölgeleri bilerek hızlandırıyorum. Burası yolun geniş olduğu kısım. Şimdi yolun dar olduğu kısma geliyoruz. Burası artık böyle en keyifli yolların olduğu yerlerden birisi. Çünkü sağın solun çam ağacı, böyle yükseltiler değişiyor. Bir anda virajı dönüyorsun, karşına bambaşka bir manzara geliyor şu anki gibi. Böyle bir anda çayırlık alan geliyor. Sağ taraftan su akıyor, sesini duyuyorsun, gürül gürül akıyor. Onunla birlikte gidiyorsun. Karşında yine bir anda kocaman bir ormanlık geliyor. İşte virajı dönüyorsun, ekin tarlalarının arasından geçiyorsun. İşte orada ayçiçeği falan da vardı yani. Yani böyle etrafı seyrederken az daha sapağı kaçırıyordum. Navigasyona göre gidiyoruz. Navigasyon buradan dönmemizi istiyordu. Şimdi bu yola da girince açıkçası şöyle bir afalladım. Yani hani buradan kaç kilometre acaba böyle gideriz diye. Biraz yürüdük. Yol güzel. Öyle olunca tamam gidelim dedik. Sonra gittiğimizde de pişman olduk. Ağır ağır tıngır mıngır gittik çünkü. Ama bizi 10 kilometre kadar yolumuzu kısalttı. Yani 2-2,5 kilometre böyle gittik. Daha sonra işte köylerden geçmeye başladık artık. Burada... Burada köyün içine gelmeden hemen sola bir dönüş gösteriyordu navigasyon. Ve biz de navigasyona göre devam ettik. Yani hani navigasyonla yol tarifi konusunda ben hiç sıkıntı yaşamıyorum. Yaşayanların da genelde sıkıntısı çok hızlı gitmekten kaynaklı oluyor. Ben dönüşlere yaklaştığımda yavaşlıyorum o kendini ayarlayabilsin diye. Yine böyle değişik bir bölgeye geldik. Karşımızda gözüken bölge bu Midas'ın mezarının olduğu yazılı kaya dedikleri yerin orası. Yani orayı sonradan öğrendik tabii ki. Yani yarın gideceğimiz güzergahın içerisinde yer alıyordu orası. Onu orayı gezerken rehber denk geldi ve o şekilde öğrendik. Şimdi buradan artık köyün yoluna döndük. Bizim kaldığımız köy Eskişehir sınırları içerisinde kalıyor. Seyit Gazi Belediyesi'ne ait Çukurca Mahallesi olarak geçiyordu. Ama Firik bölgesinin, Firik Vadisi'nin tam ortasında yer alan
köylerden birisi. Bizim geldiğimiz günde orada bir açılış, etkinlik vesaire yapılıyormuş. Devlet büyüklerinden orada olanlar vardı. Daha sonra kalacağımız yere Midas Han Otel'de biz çadır attık. Burada ekipçek. Oraya girdik, motorlarımızı içeriye koyduk. Sağ olsunlar bize her türlü imkanı sağladılar. Bu gördüğünüz geniş alanda çadırlarımızı attık. Bu şekilde ilk günü tamamladık.